Hoş geldiniz. Lunç üzerine konuşacağız. Tabii burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alığı da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, özellikle son açıklamalardan sonra Gökstein'in arkadaşlar e, bazı açıklamaları da yine gündeme oturdu. E, geçmişte Lünç'ün e, hareketlerini yine bir çocuk oyununa benzetmesi. Yani şu otur kalk muhabbetleri var ya işte ne o şarkı söylüyor. E, sandalyeler var. Bir anda şarkı bitince hepsi oturuyor, bir kısım da açıkta kalıyor falan. E, ona benzetti ve ben, benim de çok beğendiğim bir benzetme aslında. Şimdi bu e, volatilitenin arkadaşlar aslında genel şeyi, yani e, nasıl diyeyim size, genel anlamda da bu şekilde e, piyasadaki volatilite tabir edilebilir. E bunun lünçte çok ciddi olması da aslında lünç özelinde bu yorumları e, karşımıza getiriyor. E ne oluyor örnek veriyorum, kimisi e, mantıklı noktalardan alım yapıyor ve e, alacağı satacağı yerlerin aslında genel itibariyle farkında. E, risklerin de farkında dolayısıyla zaman çizelgesini de e, ve sermayesini de iyi ayarlıyor. Dolayısıyla kar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. E, o kişiler oturan kişiler oluyor işte. Kimisi de şimdi ralliye bir kalkıyor örneğin diyor ki işte bu yükselişe devam edecek. Durup dururken hiç e, bilmediği bir noktadan alım yapıyor, başlıyor düşmeye. Şimdi o adam ayakta kaldı. E, uzun vadede de böyle bir durum olma ihtimali yüksek. Yani her zaman söylüyorum, luncun çok güçlü yükseliş potansiyelleri var ancak bazı riskler de var ki e, doğrudan doğruya projenin kökünde. Dolayısıyla bu noktada da uzun vadede iş biraz gerçekten de şansa bakıyor arkadaşlar. Ancak tabii ki gün be gün e, gelişmelerle. Ne oluyor? Bunlar e, takip edilmeye devam ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.